Herkese merhaba, ben Zemişiz Blog'dan Simay. Fark ettim ki uzun zamandır Hubon için Mega Weeks ajandamda planlama yapmamışım. Sonra çok sevdiğim Kiki'nin cadı kargosunun bu stikerleri geldi. Happy Mail Day, yaşasın! Onlar gelince her ne kadar biraz erken olsa da dayanamayıp benim bunları bir şekilde kullanmam lazım diyerek bu işe giriştim. Girişirken de tabii kamerayı açayım dedim yani. Evet. Şimdi bu stikerleri kullanarak kaçıncı hafta olduğunu şu an göremiyorum. 23 Mayıs haftasını hazırlayacağım. Şimdi normalde bu kestiğim kısım sticker olarak kesilmemiş bunun üstünde. Ama bildiğiniz gibi ben böyle çer çöp kağıtları bilmem neleri toplayıp onları bir şekilde değerlendiren bir insan olaraktan ve bu perde mi bu değil tente. Tente çok hoşuma gittiği için onu kesip hemen sayfamın üzerinde kullanmak istedim. Şimdi biraz ölçüm biçim yaptım. Bu sayfanın eni için bu biraz kısa. O yüzden bunu ikiye bölüp sayfamı da ikiye böldüm. Ne kadar mantıklı konuştum değil mi? Sticker'ı da ikiye böldüm, sayfayı da ikiye böldüm. Anladınız siz, neyse. Evet, şimdi bunları buradan çıkarmak her zaman maalesef işkence oluyor ama evet, sonunda başardım. Birini bir tarafa, birini öbür tarafa yapıştıracağım. Normalde neyi nereye yerleştireceğime karar verip önce onu düşünüp sonra hani stikerleri nereye koyayım, biraz süsleyeyim falan diye bakıyorum. Ama bu sefer tamamen stikerlardan yola çıkıp neyi nereye yerleştirdiğimi de onlara göre belirledim. Bu arada bu sıralar kahverengi mürekkebe takmış durumdayım. O yüzden iki farklı kahverengi jel kalem kullanacağım burada da. Zaten dikkat ederseniz stikerlerin etrafı da, tentenin etrafı da kahverengi. O yüzden tabii ki Sıvay'ın şahane renk uyumları devam ediyor yani. Bu arada bu sol üstte gördüğünüz minik Kiki oyuncağını bana Selin hediye etmişti. Ona da buradan tekrar teşekkür ederim. Tabii ki çok temaya uyumlu bir insan olarak da onu da oraya kondurdum hemen. Şimdi buraya trackerlarımı yapıyorum. Onların ikisini yan yana koyacağım. Şimdi Instagram'da da burada da henüz onu göstermedim ama mood tracker'ı biraz kenara attım açıkçası. Çünkü yani genel modum belli. Boşu boşuna oraya gidip işaretliyorum. Uyku sorunumu çözmeye çalıştığım için geçen haftadan başlayarak bir uyku tracker'ı yaptım. Buraya saatleri yazıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 olmak üzere. İşte 5 olursa falan o çizgiye denk getirerek çizgi çekerim diye düşündüm. Burada M yazdığım yerden yan taraftaki karelere doğru çizgi çekeceğim kaç saat uyuduğuma dair o gece. Bu da klasik günlük tracker'ım. İşte V anksiyete ilacım. A anksiyete hata geçirdim mi geçirmedim mi? Kalbim pıt pıtladı mı pıt pıtlamadı mı o. Devamında migrenim var. Ondan sonra uyudum mu uyumadım mı o var. Bir de NS'de no spend. O gün yok yere para harcadım mı harcamadım mı? Onu takip etmek de çok önemli. Çünkü işte böyle sticker sticker falan bir şeyler gördüğüm zaman dayanamıyorum ben ama kendimi biraz tutmam lazım iflas etmemek için. Evet. Şimdi tracker'lara başlık atıyorum. Bu sleep olacak. Bu da çok şahane bir kahverengi mürekkebi olan bir kalem bu arada. Öbüründen bir tık daha koyu. Buraya da günlük yazıyorum yani daily takip ettiklerim. Şimdi alt başlığa geçiyoruz. Ya bu arada bu Kiki stickerlarının tam kırmızısını tutan bir böyle renkli kalemim yokmuş. O yüzden en yakınını seçtim. Pek aynı kırmızı değiller ama olsun. Çok kötü gözükmedi bence. Evet, şimdi buraya da Instagram kısmını koyacağım. Genelde özellikle renkli bir arka fona yapıştıracaksam ben bu stikerlerin etrafındaki o beyaz kısımları kesiyorum. Çünkü bir tuhaf gözüküyor bence. Kuru hastası olduğum için kenarlarını kesiyorum. Mıncık mıncık onunla uğraşıyorum. Lütfen yargılamayın. Evet, buraya da bu minnak stikeri kondurdum. Şimdi oraya da Instagram yazacağım.
Her zaman böyle cool cool Insta yazıyordum ama şu an yetim olduğu için Instagram yazabilirim. Şimdi bu Hobonichi stencil'ların içindeki büyük yuvarlağı kullanarak 7 tane yuvarlak koyacağım. Her güne ne post çıkacağımı yazmak için. Şimdi bu parmağım geliyor üstüne ama peş peşe 7 tane kutucuk stencil da var orada. Bir aralar onu kullandım ama onların araları dar olduğu için çok fazla yer bırakmıyordu bana yazmaya. O yüzden genelde sol zavallarda böyle bu büyük yuvarlağı kullanarak bir satır atlayarak ilerliyorum. O zaman hem daha rahat yazabiliyorum hem de böyle bir şey yazdığım zaman çok tıkış tıkış gözükmüyor. Bazen o tıkış tıkışlık basıyor beni. Böyle kalabalık sayfaları seviyorum. İncik cincik bir yerlerde bir şey olsun, renk olsun. Ama bazen de işte bu yazılar birbirine çok girdiği zaman bir fenalık basıyor bana. O yüzden böyle biraz aralıklı aralıklı bırakıyorum. Evet, şimdi buraya da kitaplar yazacağım. Kitaplarımı takip ettiğim kısım olacak. Yine Hobonichi'nin stencil'ını kullanarak farklı bir stencil'ı bu sefer. Buradaki minik kitap ikonunu koyuyorum. Yani iki tane koymamın nedeni büyük bir ihtimalle hafta sonu başlayacağım kitabı hafta sonu bitiremeyeceğim. Öbür haftada yani şu an setup'ını yaptığım haftada da ona devam edeceğim. Ama yani normal şartlar altında onu bitirmemin bütün bir hafta sürmemesi lazım. Yeni bir kitaba başladım diye de ikinci bir ikonu da koydum oraya. Kısmet bakalım. Evet, şimdi yukarıda tente var. Aşağıda işte kahve bardağının bilmem nesini koydum. Kiki'yi de aşağı böyle hani tentenin altından camdan bakarmış gibi. Gerçi tente camının altında kalıyor normal şartlar altında ama olsun. Hayal gücümüzü sınırlamasınlar. Camdan bakıyormuş gibi sayfanın altına koydum. Bu sağ tarafa da haftalık işlerimi yazacağım. Oraya da şimdi task başlığı atacağım. Bilmiyorum. Şimdi bu voice over'ı yapıyorum. Sonra işte videoyu editleyip kuracağım. Onun peşine sanırım oturup yine Kiki izleyeceğim. Yani çok fazla Kiki izledim diye bir durum yok. Buraya hemen bir ekmek kondurdum. Buradaki mantığım da şimdi buraya task başlığı atacağım ya. Genelde oraya işte o hafta iş için yapmam gerekenleri yazıyorum. Çok ayrıntılı şeyler için ajandanın arka tarafındaki sayfaları kullanarak günlük iş listesi yapıyorum ama buraya hani o hafta halletmem gerekiyor amanın bunu göreyim dediğim şeyleri yazdığımdan ve bunların hepsi genelde işle alakalı olduğundan ekmek almak için de onları yapmam gerektiğinden kendi kendime böyle bir saçma ilişki kurup oraya ekmek koydum. Evet, aşağıda ekmek ve reçel koyuyoruz. Burada portakal mı, çilek mi koysam ilk başta diye bir düşünmedim değil yani çünkü ikisini de aşırı çok seviyorum ama kırmızı temasıyla devam etmek için sadece ve sadece nedeni bu. Hani çileği portakaldan daha çok seviyorum diyemiyorum. Tamamen kırmızı temasını devam ettirmek için çilek reçelini koydum buraya. Evet, şimdi sol sayfayı yapıyoruz. Bu da sol tarafa işte o gün o güne özel bir şey var mı? Genelde bunlar toplantılar, kollar falan oluyor. Onu yazdığım kısım. Sağ tarafa da günün highlightlarını yazıyorum gün sonunda. Ya eskiden burada da başlık atıyordum da artık yani görünce anlıyorum nereye ne yazdığımı. O yüzden tıkış tıkış böyle her yere minik minik yazılar yazmayayım dedim. Bir de son zamanlarda burada gördüğünüz gibi pazartesiden cumaya kadar bir renkli highlightlıyorum o tarihleri. Çünkü yani hani orada ayın kaçında olduğumuz yazıyor. Kaçıncı gün olduğu yazıyor. Altında hangi günde olduğunuz yazıyor. Ama ben yine bile böyle işte şey, çarşambadan sonrasında bugün çarşamba mı, perşembe mi, perşembe mi, cuma mı, cuma mı, cumartesi mi falan hepsini birbirine karıştırdığım için gerizekalı gibi artık orayı highlight çektim. En azından karıştırmıyorum böylece. Evet, şimdi dediğim gibi aylık takvimimden kopya çekerek o hafta kesin bunlar var dediğim şeyleri yanlarına minnak ikonlar koyarak buraya yazacağım. Bunların çoğu toplantı zaten. Şu an tam hatırlamıyorum ama toplantı var. Bunlar toplantı diye kullanmıştım.
Online toplantıda mesela o saat ikonunu koydum. Diğerini, ilkini bir değişik koydum. Çünkü onu da fiziksel olarak kalkıp bir yere gitmem gerekecek. İkisinin arasındaki farkı kendi çapımda göreyim diye. Kitap ikonu tabii ki kitap kulübünün buluşması için. Ve bir de canım arkadaşım Elif'in doğum günü var. Ona da ne seçmişim bakayım? Balon. Evet. Onun doğum gününde balonla işaretliyorum. Hatta sonra hızımı alamayıp pasta da ekleyeceğim. Geliyoruz oraya da. Pastasız doğum günü olmaz kardeşim. Ne kadar diyette olursanız olun. O doğum gününde o pasta yenir yani. İnşallah o da çok güzel bir pasta yer doğum gününde. Evet, şimdi yazma kısmına geçiyoruz. Ve Simay bol bol kopya çekiyor. Çünkü iki satırı aklımda tutamıyor yorgunluktan. Yapacak hiçbir şey yok. Pazartesi 1 ile 2 arası fiziksel olarak bir araya geldiğimiz bir toplantıyla başlıyoruz haftaya. Allah'tan gideceğim yer evime çok uzak değil de o bile bir kendini avutma yöntemi yani. Sonra salı günü sabah 10.30'da haftalık toplantıyla devam ediyoruz. Bakalım sonraki ne olacak? O kadar hatırlamıyorum ki. Aa evet, bu da bir ketchup toplantısı. Şu an yürüttüğümüz bir projede ne oldu ne bitti toplantısı. Hadi bakalım, çarşamba da varmış. Perşembe günkü toplantım heyecanla beklediğim bir toplantım çok şükür. Saat 9'da kitap kulübümdeki şahane kadınlarla bir araya gelip, yazarını şu an hatırlamıyorum, Seramos diyesim geliyor, yanlış söylemiş olabilirim, Hayalet Dubai kitabını konuşacağız. Ve cuma günü de canım Elif'in doğum günü. Onu daha kocaman kocaman yazdım çünkü çok daha büyük coşkularla kutlanacak inşallah. Çok andım seni Elif. Artık kalpler marpler bir şeyler tutarsın bana. Ay. Evet, şimdi bu YouTube stickerlarını da cumartesiye koyuyorum. Şu an sadece sabah 10 yazacağım. Çünkü başta da belirttiğim gibi mesela bu stickerlar gelince aman onun bunun için Wix'te bir planlama yapayım dedim. O yüzden video planlarımı birazcık kaydırmış durumdayım. Şu anda bu cumartesini hangisini yetiştireceğim, ne olacak bilmediğim için sadece çıkmam gereken saati yazdım. Yanına da sonra karar verince hangi video olduğunu yazacağım. Evet. Dediğim gibi Elif'in doğum günü bir kiki pastasını hak ediyor bence. O yüzden bunu da oraya yapıştıracağım. Genelde bu sol tarafa böyle büyük şeyler yapıştırmayı sevmiyorum. Ama yapalım bir çılgınlık ya. Bir daha ne zaman yapacağız dedim yani. Bunun da yine etrafındaki beyazları kestikten sonra Elif'in doğum gününe kiki pastasını yapıştırıyorum. Vallahi çok minnoş ya. Gerçekten. Böyle stickerlarla konuşarak ay canım sen çok minnoşsun falan yapan var mıdır acaba başka? Bunu da tamamen böyle hadi ne kadar çok bu stickerların ne kadar çoğunu kullanabilirsem o kadar tatlış olur diye bir zihniyetle ilerlediğim için bunu da hemen tepeye konduruyorum. Çünkü tabii ki işle alakalı bir şey. Bu da Kiki'nin işiyle alakalı bir şey. Hatta kitapta böyle neden bana gelen bütün işler hep acil oluyor diye isyan ediyordu. Onu da gerçekten böyle kalbimin derinliklerinde hissediyorum. Hem zaten cadı hem kedileri seviyor. O yüzden Kiki canım benim ya. Yani dediğim ki şimdi. Evet. Sayfamın şu anki hali buna benziyor. Artık doldurduktan sonra da her zaman dediğim gibi Instagram'da haftanın tamamlanmış halini paylaşıyorum. O yüzden kanala abone olmayı, alarmları açmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Bir de eğlence için Kiki'yi uçurdum size. Çu 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 çu. Kendinize iyi bakın.